Merhaba arkadaşlar, Masal Saat'in hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim devamım, iyi misiniz? Harika, çok sevindim iyi olmanıza. Teşekkür ederim, ben de iyiyim, sağ olun sorduğunuz için. Masalımıza başlayalım mı? Hadi başlayalım. Masalımızın ismi Yaramaz Ali. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Yaramaz Ali diye adlandırılan bir çocuk varmış. Ali akıllıymış, çok da sevimliymiş. Ama maalesef Ali çok yaramazmış. Çünkü annesinin babasının söylediklerini yerine getirmiyormuş. Ve Ali annesinin babasının ona aldığı hediyelerin hiçbirinin kıymetini bilmiyormuş. Oyuncaklarını kırıyor, döküyor, kafasını kopartıyormuş, kollarını kopartıyormuş ve annesinin babasının ona aldığı masal kitapları okumuyormuş bile. Resim kitaplarını hiç resim bile çizmiyormuş. Tam tersi onların sayfalarını kopartıyormuş, makasla kesiyormuş, sayfaları da paramparça ediyormuş. Yeni bir gün Ali odasında bütün oyuncaklarını dağıtmış, oyuncaklarını o tarafa bu tarafa atmış, kitaplarını yerlere atmış, sonra mışıl mışıl uykuya dalmış. Sonra bir mucize gerçekleşmiş. Ne olmuş biliyor musunuz? Bu yerde bulunan bütün oyuncaklar insan gibi canlanmaya başlamışlar. Ve masal kitabının içindeki bütün kahramanlar bir bir canlanmışlar. Arkadaşlar, siz Ali'nin yaptığı gibi kitapları, oyuncakları yerlere atmıyorsunuz değil mi? Aferin size, sakın atmayın. Çünkü annemiz babamız onları bizim için alıyor. Hadi bakalım masalımıza devam edelim. Sonra bütün masal kahramanları ve oyuncaklar canlanmış ve hepsi birden Ali'ye seslenmişler. Ali! Haydi uyan bakalım! Ali uykulu gözlerle böyle gözünü bir açmış. Açar açmaz korkmuş. Bir bakmış başucunda babasının ona doğum gününde aldığı ayı. Öteki tarafta ise annesinin yeni yılda aldığı oyuncak tavşan. Ve bütün masal kahramanları ayının etrafında. Ali demiş ki, ama ben seni tanıyorum. Sen Peter Pan'sın. Sen de kırmızı başlı kız, sen de pamuk prenses ve sizler de yedi cücelersiniz. Ama bu gerçek olamaz. Olur Ali, olur demişler. Biz senin arkadaşımız ama sen bize hiç iyi davranmadın. Biz senden şikayetçiyiz. Biz sana küstük. Ali bu duruma çok üzülmüş. Demiş ki, arkadaşlar çok özür dilerim. Sizler benim arkadaşımsınız. Ben hiç sizi bilerek üzmek ister miyim? Ne olur beni affedin diye özür dilemiş arkadaşlarından. Bütün masal kahramanları baş başa vermişler ve fısır fısır konuşmaya başlamışlar. Acaba Ali'ye ne yapsak, ne ceza versek, küssek mi, barışsak mı, barışsak mı, küssek mi diye konuşmaya başlamışlar. Ve hepsi Ali'ye kararını açıklamış. Ali demişler, sen bizim arkadaşımızsın ve sen bizden özür dilediğiniz için biz seni affettik. Ama artık böyle olma. Yani eşyalarının kıymetini bil, oyuncaklarını yere atma, kırma. Kitaplar okumak içindir ve bizi oku, lütfen bizi oku demişler. Ali hepsinden tek tek özür dilemiş ve hepsiyle barışmış. Derken Ali'nin tekrar uykusu gelmiş ve mışıl mışıl uyumaya başlamış. Ali gözlerini açmış. Bir de ne görsün? Aa! Odası gene dağınık. Bütün oyuncaklar attıkları yerde. Yerde kitaplar. Hemen kalkmış Ali, kitaplarını tek tek toplamaya başlamış. Kitapları eski haline getirmek için onları bir güzel bantlamış, yapıştırmış. Ve kırık olan, yırtık olan oyuncaklarını da tamir etmiş. Arkadaşlar, lütfen Ali'nin hikayesini iyi belleyin. Çünkü Ali, evet yaramaz bir çocuk ama isteyerek yapmamış. Gördünüz mü? Sizler de annenizin babanızın sizlere aldığı hediyelerin kıymetini iyi bilin. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Gökten 3 elma düşmüş. Bir tanesi hikayeyi anlatana. Bir tanesi hikayeyi yazana. Diğeri ise siz sevgili arkadaşlarına.